Aynansız. Aynansız. Dolunca her konu söyle. Ya nohutlu. 180 lira. Üstüne ne istiyor? Üstüne havuç. Kovada pilav yemeye geldik. Cuma akşamı date'imiz bu. Barbekü soslu tavuk. Nohut koydu mu buna? Pilav zaten nohutlu pilav. Ha tamam, pilav nohutlu pilav, barbekü soslu tavuk. Kaan kuru fasulye liseden, o kuru fasulye kalmamış. Birazcık turşu aktardı böyle. Bugünkü öğünümüz bu. Cuma akşamı. Alsancak sokakları. Vallahi. Aynen. Şeyi yedik. Kovada pilavımızı yedik. Kaç haftadır böyle Kaan işlerinin orada da varmışmış onların şubesi. Ay Mete de bir hal oldu. Biz de şimdi bayağı da böyle sattık beslenme yaptığımız için. Bugün böyle bir uzun zaman sonra tavuk yedik. Yani pilav yedik tabii. Pirinç. Normalde evde basmati yapıyoruz çünkü. Neyse yemiş olduk. Canımız da çekmişiz. Saat de 7'yi geçiyor zaten. En azından erken saatte de yemeğimizi yemiş olduk. Şimdi biraz yürüyüş yaparız. Belki bir çay kahve içeriz, sonra eve döneriz. Çünkü hava bayağı bir soğuk. Neredeyiz? Kıbrıs şehitlerindeyiz bakın. Hava soğuk ama herkes sokakta valla. Koton'a girdik. Demin böyle şapkalar falan denedim böyle bir sürü. Biraz şöyle konuşalım sizinle, gelin. Koton'u gezdireyim size. Benim de öyle. Çok güzelmiş. Hala bir sene böyle hep ışıl ışıl. Ay şu da çok güzelmiş yalnız. Senin yerine... Ya şey gibi düşün. Ne? Bizim buzdolabının derin dondurucusu var ya. Ay. Çok buzdolabının derin dondurucusu var ya. He. Orada yaşadığını düşün yani. Kayak için böyle mont istiyorum ama kendime bir tane kürk istiyorum aslında. Bir tane mont alacağız zaten, kayak montu kendimize de. Kanalıma da ki sana aşk okuş peşlere bakıyorsun. Yok, belli açık. Yok. Donacaksın diyor, -3 derecedeki havada diyor. Şampuan almaya geldim. Bakın size şampuanımı göstereyim. Normalde hep bunu kullanıyordum ama şimdi bu sefer değiştirdim. Şu dolgunlaştırıcını aldım. Bir seneden beri neredeyse onu kullanıyorum. Biraz saçım bazen yapışıyor. Bu biraz dolgunlaştırıcı, daha böyle güçlü, daha böyle hani kabarık gösterir diye düşündüm. Bunu aldım. Şimdi şöyle biraz dolaşıyoruz. Günaydın. Şarjda şu anda kamera. O yüzden sizi buradan açıyorum. Kitapların üzerindesiniz şu anda. Herkese güzel bir günden selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz efendim. Çok enerjik bir şekilde açıyorum. Şöyle maskemle. Bugün güzel başladı. Uykum alarak uyandım. Ondan sonra böyle sabah böyle kalkıp aslında koşuya gidecektim. Her zamanki gibi hayaller ama... Bugün biraz yoğun geçecek bizim için. Yani yoğun derken Bornova tarafına gitmemiz gerekiyor. Ebarduman toplantımız var bugün. apartman toplantısına katılacağım. Onun akabinde de hazır oraya gitmişken, Kaan'ın da o taraflarla bir işi varken biraz erken gitmeye karar verdim. Aysun ve Emine teyzeciğime kahvaltıya gideceğim. Yani sizlerin başlayın kahvaltıya, ben derim çaya yetişirim dedim artık. Ondan sonra Emine teyzemle beraber toplantıya gideceğiz birlikte. Hem Aysun'u da görmüş olurum en azından dedim. Bu hafta hep böyle görüşmek için böyle fırsat yaratmaya çalıştık ama bir türlü olmadı. Çünkü neden? Çünkü ben çok yoğunum. O yüzden her neyse bugün böyle biraz enerjik başladı. Sabah kalktım, duş aldım. Güzel bir kil maskesi yaptım. Yves Rocher'in maskesi. Bu. Yani yüzümde şu an kurudu. 15 dakikayı falan geçti. Hatta belki daha fazla olmuştur. Kahvelerimizi içsek. Şimdi şu yüzümü bir yıkayayım. Yatağımızı toplayalım. Üzerimi giyinip hazırlanayım. Hazırlanma aşamasında sizi tekrardan açarım. Kaan içeride kendine yulaf lapası yapıyor. Badem sütü. Temin diyor ki çok güzel koktu. Kaan'ın badem sütünü seviyor olması benim için mükemmel. O yüzden şimdi günü başlatıyorum. Her zaman olduğu gibi benimlesiniz. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz.
Maskeyle de ne kadar ciddi alırsınız artık bilmiyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Ve giyinildi ve çıkıldı. Şu sweatimi, tight'ımı çizmem ve bu çantamı taktım şöyle renk olsun diye. Makyajımızı hafif yaptık. Çıkıyoruz, geç kaldık. Hadi bakalım. Ay hava ne güzelmiş ya. Böyle bir soğuk ama güneş, açık bir hava var günler sonra. Bakın. Vallahi güneşli. Evden hazırlanırken size yine açamadım ya. O kadar hızlı çıkıyoruz ki. Ben bu çıkışları niye bu kadar hızlı yapıyoruz bir türlü anlamıyorum. Ay çıkamıyorum ya. Ve sabah erken uyandık yani bir de. Yakalacağım mı burada? Hayır yok. Şeyden alırım. Neyse şimdi ya bir yarılayalım yolumuzu da geç kaldık. Ya çok şey kalamayalım. Vallahi hafif bir makyaj yaptım. Şu şeyi sürdüm yüzüme. Sinoz'un yeşil bir tane partiküllü kremi var ya onu kullandım. Allık sürdüm. Biraz da rimel sürdüm sadece. Vallahi o kadar saçımı fön çektim birazcık. Şöyle güzelce hazırlandık. Üzerime bunu giydim ama muhtemelen arkasını ütüledim ama zor ütülendi. Onunla bir ayrı bir sinir oldum zaten. Muhtemelen şu an kırıştı. Ya kışın böyle ütülüyorsunuz ya mesela kıyafetlerinizi. Sonra üstüne mont giyiyorsunuz. Onlar kırışıyor ya. Böyle çok sinir oluyorum. Bir de şu kemeri takınca da böyle bel kısmı falan kırışıyor ya. Neyse, hava güzel, gün güzel, keyifliyim. Şimdi Emre teyzeciğime kahvaltıya gidiyorum. Bir şeyler yiyeceğiz. Sonra toplantıya gideceğiz. Sonra muhtemelen bir market alışverişi yapacağız. Küçük bir market alışverişimiz var. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Hava güzel. Sonra belki evimize geliriz ve biraz dolaşırız. Bakacağız gün bize neler gösteriyor. Hava bakar mısınız ya, mis gibi. Güneşli. Apartman toplantısından çıkıp manava geldik. Yeşillik aldık, maydanoz, dere. Ne yapacaksın bunu? Tamam, aynen öyle. Biberimiz yok, biber ister misin? Ay, limon almamız lazım aşkım, limonumuz yok. Neredeyiz, tabii ki de kısmetteyiz. Büyüksel daha nasıl? Ay, çok severim. Şuna bakayım, iyi mi de? Bunu da aldım. Harim için ben size fiyat teşvik. 13'ü. Bu yaz türlüsü ya. Olmaz diye bir şey yok. Normalde patlayanı kullanıyorum. Ya bunlar tadını oynayamazsın. Şey. Ama domates. Minnoşum yatağına yatmış benim. Ne yapıyoruz? Patlıcan yemeği yapıyoruz. Patlıcanları küp küp doğradık. Ben salçayla yap dedim Kaan'a. Salçayla kavuralım. İçine de domatesleri küp küp doğrayalım diye. Hani içine biber böyle yaz türlüsüne benzer bir şey olsun dedim ama. Kaan dedi ki ben alışkın değilim domates endeleyeceğim. Biraz da domates. İçine çok azıcık verdikçe atalım o zaman. Güzel olur. Yok merak etme. Olur evet diye. İçine biraz da mısır atalım. Salata yani yaparım şimdi. Sevmem diyorsan yani. Al koyma. Sarı sarı duruyor ya, güzel oluyor. Aynen. Saatlerimiz şu anda 6.30'a geliyor. Valla böyle bir şey, gün değişik başladı, değişik geçiyor. Emre teyzeyle kahvaltı yaptık, çok güzel hazırlamış. Aysun falan hep beraber oturduk, kahvaltı yaptık. Sohbet ettik, bayağıdan beri de görüşmüyorduk onlarla. İyi oldu, kahve falan içtik. Sonra biz Emre teyzeyle beraber Ebarduman toplantısına gittik. Apartman toplantısı çok gergin ve sıkıcı geçti. Bizim o İzmir depreminde yıkılan evlerimizle ilgili halk konut bir inşaat yapılacaktı. Ama maliyetler çok arttığı için ve biz de biraz geç kaldığımız için ve devlet de bize hiçbir şekilde destek vermediği için binamız yapılamıyor. Ve biz şu an sürekli böyle haybeye bir para ödüyoruz sürekli. Neyse biraz gelişmeler oldu biraz. İşte onlarla ilgili tabii insanlar gergin. Böyle bir gergin bir toplantı geçti. O yüzden böyle eve gelince dışarıdaysa bir kahve falan mı içsek dedik ama ne yapacağımızı bilemedik. Ben bir şey söylüyorum Kaan'a uymuyor. Kaan bir şey söylüyor bana uymuyor. Olur ya bazen böyle bir enerji uymaz falan. Böyle bir şey yapmak istersen ama yapmak da istemezsin. Tam o gün yani benim için.
Eve geldim, bir kahve yaptım. Şimdi Kaan da yemek hazırlıyor. Ben de bir basmati pirinç basmati pilav yapacağız. Bir iki ölçekten yaparız. Yanına bol yeşillikle salatamızı hazırlayıp yemeğimizi yiyeceğiz. Evdeyiz. Kedişlere baktım bu arada. Eve gelmeden tabii ki de önce. Zeytin ve Leo'ya baktım. Kumlarını temizledim. Mamalarını verdim biraz. Biraz balkonu açtım. Balkonda çıktılar ve havalandılar falan. Annem yarın gelecek artık inşallah. Böyle bir ekstra bir şey kafam hiç kaldırmıyor vallahi bu aralar. O yüzden onları gördüm. Biraz işte mamalarını falan verdim derken eve geldik. Öyle aldıklarımızı falan yerleştik. Evdeyiz şimdi. Bu Zeytin Leo'yu sevince böyle şey çok kucağıma çok geldiler. Siyah da üzerinde kaşe montum vardı. Montumla kazağımı şeye attım. Makineye attım. Onları birazdan alırız, kurutucuya atarız falan. Evdeyiz yani. Yemek yedikten sonra şey aldım ya. Cennet hurması aldım. Üstüne böyle tahinle. Tahin de aldık bu arada. Tahinle beraber güzelce bir tatlı yemek istiyorum. Bugün Cem aslında böyle tatlı falan. Bir ara dedim ki hatta waffle mı yesek dedim hatta. Ama Kaan dedim ben de şimdi waffle da yemez. O yüzden böyle bir şey gün. Bir şey yapmak istiyorsun ama ya, ne yapacağını da bilemiyorsun. Şimdi pirinç pilavı yapıyoruz. Basmati. Zeytinyağında yapıyoruz. Beni görebiliyor musunuz? Kameranın ekranı bazen küçük. Çok algılayamıyorum beni görüyor musunuz diye. Şimdi biraz zeytinyağını koydum. Her zaman olduğu gibi kavuruyorum. Çok azıcık. Tuz ekledim. Ben tuzunu pilavın kavururken yapıyorum. Ki hani lapa lapa olmasını engelliyor. Basmati zaten çok öyle lapa lapa olmuyor. Ekstra çok sıcak suda pişirmediğimiz takdirde. Yanına da güzel bir salata. Bugün biraz gıcığım. Kamerayı çok fazla açamıyorum o yüzden. Salatamızda nasıl biliyor musunuz? Roka ve tere çıkardım. Domatesli de salatalık doğrayacağız. İçine. Şimdi çok azıcık zerdeçal dökeceğim. Bakın. Şöyle. Bu yemeğimiz de burada pişiyor. Pilavı 1,5 ölçekten yaptım. Şöyle bir de mısır attım. Biraz daha. Zerdeçal ve mısır koydum. Basmati mis gibi. Ben böyle mısırlı pilavlara var ya bayılırım. Dün gittiğimizde de gördünüz zaten. Kovada pilav yedik ya dün. Cuma akşamı dedik ne yesek. Kendimi çevireyim. Ne yesek. Dedim ki Kaan bayağıdan beri yiyordu. Dedim kovada pilavı hadi gel dedim yiyelim. Hava da soğuk, hemen yiyip biraz dolaşıp eve döndük ondan sonra. Ben böyle pilavın içine şeyleri çok seviyorum ya. İşte yeşillik. Durun bir dakika şurada kalayım. Bak küçük geldi. Kapak buluyorum bir. Kapak. Bu arada bugün evim tertemiz olmuş. Biz evde yokken kadercim bugün geldi. Dün işi vardı. Dedim bugün gel, biz evde yokuz. O geldi, evdeydi. Mis gibi ev tertemiz olmuş var ya. Mutfak dolaplarına kadar silmiş valla. Her neyse dün onu anlatıyordum. Kovada pilav valla güzeldi. İçine böyle birazcık tabii malzemelerini dışarıda yiyince daha az koyuyorlar işte. Çok şey olmayınca ama için pilavın içine böyle özellikle böyle bulgur pilavını mesela böyle çoban salatayla falan yemeye bayılırım. Size de böyle bir fikir olsun. Şimdi şu yeşilliklerimi şunun içine koyup bir güzel yıkayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra da şu zerdeçal. Bana zencefil dokunuyor. Umarım bu zerdeçal benim midemi ağrıtmaz. Bakın zerdeçalımızı da böyle kapıların içine koyuyoruz. Bu saklama kaplarından da inanılmaz memnunum. Nekli'nin daha önce vermiştim size. Şurada alt çekmeceme görüyorsunuz ki koyuyorum. Bazen düzensiz gibi duruyor olabilir. Şu iki tanesi birazcık kayıyor ama şöyle bakın. Burada küçükler mesela, böyle burada büyükler. Her şeyimiz var bunda. Tabağımızın şu kitabını mı kaldırsaydın çok güzel olacaktı aşkım. Güzelliğine bakın tabağımızın. Zerdeçallı, mısırlı ve hafif nohutlu bir tabak. Yanında da bol roka salatası. Şu ekşi maya ekmek aldık kadın dedi. Kendim yaptım bugün daha dedi. Birer dilim geriye bölüp ekşi maya ekmek yiyeceğiz. Şimdi ben de kendime tabak hazırlayayım. Makyajımı çıkarttım. Vallahi bir rahatladım. Elimi yüzümü yıkadım. Makyajımı çıkarttım. Şimdi şu cennet hurmasından yapacağım. Özellikle bunların yumuşaklarından alıyorum ben. Hani en yumuşağı hangisiyse. Bugün de çok fazla böyle yumuşak olanlarından kalmamıştı. Artık seçtim. Şöyle içine uyuyorum gördüğünüz gibi. Kabuğunu yine de bir yıkıyorum hani içinden
kabuk falan onun içine kaçarsa diye. Üstüne de bugün aldığımız tahinimizi dökeceğim. Mis gibi. Bakın içi böyle yumuşacık. Bunu sevmeyenler var mıdır ya? Gerçi hoş Kaan çok sevmiyor bunu. Ya ben bunu yemeği çok seviyorum ama sadesindense böyle bu şekilde püre gibi yapıp tahinle yemek bence en keyiflisi. Şöyle kabuğundan iyice ayıklıyorum kabuklarını. Kabuğunu yemeyi çok sevmiyorum. Şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi üstüne de biraz tahin, çayımız da demlendi. Afiyetle yiyeceğim. Bakın size göstereyim. Şöyle bir kıvam aldı. Rengi de çok güzel ya. Yumuşacık valla. Şöyle biraz karıştırıp iyice püre haline getiriyoruz. Tahinimiz de bu. Gökteri'nin Gökteri tahinleri kepeksiz çifte karnımış diye geçiyor. İnanılmaz güzel bir tahin var ya. Biz buna bayılıyoruz. Yani şu içinin kıvamına ve ay dönemedim rengine bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi size döndüreyim. Başınız döndürmeyeyim. Başınızı da. Şimdi içine bolca tahin atıyorum ama tahini şöyle bir karıştırayım. Dolaba koymadık. Şu an böyle tam kıvamında yani anlayacağınız tahin. Evde mutlaka böyle tahin ve pekmez olurdu. Pekmez de bize hatta Karadeniz'den gelirdi. Babaannem zamanında gönderirdi sağ olsun. Babaanneciğim mekanı cennet olsun. Babaannemden sonra zaten kimse göndermedi. Baba da ömür süresi çok vefasızdır bu konuda. Buradan söylemeye çekinmiyorum zaten görüşmüyorum hiçbirisiyle. Baba süresi niye böyle ya? Çoğunlukla bazı insanların hep duyuyorum. Hep genelde baba tarafında sıkıntı var vallahi. Olay da buraya nasıl geldi tahinden. Neyse size içimi dökesim varmış bu konuda. Bakın bayağı güzel tahine döktüm içine. Şunu da şöyle sıyırıp afiyetle yiyeceğim valla. İki gündür farklı bir serum deniyorum. Yine aynı Yevroşil'in ama Botanik serisinin serumunu deneme şeyinden almıştım ben paketinden. Hediye gelmişti daha doğrusu. Bundan kullanıyorum. Daha önceki kullandığım serum da yine aynı markanın da ama daha sakinleştirici etkisi olan, daha bir tık daha hafif serum ben öyle yorumladım. Bundan kullanıyordum bu seriden. Hala çok memnunum. Ama bu Botanik serisini çok uzun zamanda denemek istiyordum zaten. Şeyi kıvamı daha sıvı formda, daha yoğun kıvamlı. Şöyle elime sürüp şekilde dağıtıyorum ve daha şey, mesela diğer serumu sürdüğüm zaman cildimde böyle akışkan bir hal alıyordu. Bu biraz daha şey, bakın böyle daha nasıl anlatayım, sert bir yapısı var. Daha böyle yapış yapış. Cilde daha hemen yani cildinize değdiği anda şey yapıyor hemen, yapışıyor bütün cildinize. Serumumuzu sürdük. Bunu biraz daha deneyimleyip muhtemelen alırım diye düşünüyorum. Bu seriyi zaten merak ediyordum. Biraz daha böyle deneyimleyip cildimde nasıl bir etki gösterecek ona bakmam lazım. Tamamdır. Şimdi birazcık bu serum kurusun. Akabinde nemlendiricimi sürüp. Günaydın. Pazar günü evin içine giren ışığa bakın. Hava şu an güneşli ama derecesi sıfır gösteriyor şu anda. Tabii ki de kaloriferlerimiz yanıyor. Güzel bir pazar kahvesi içiyoruz.
Televizyonda da ne oluyor ya izliyoruz bir yandan kahvemize eşlikçiler. Çok seviyoruz biz bunları izlemeyi. Hem böyle şey gibi ahşap şeyleri var, yapısı var. Hem de böyle taş. Ya, güzel. Çok güzel. Kaç tane köpekleri var? 2 tane galiba. Dostlar biz hazırlandık, yürüyüşe çıkıyoruz. Güreş gözümü çıkartamadım, durun ya. Şöyle taytımı, üstümüze montlarımızı giydik. Hava çünkü bayağı bir soğuk. Ben spor salonuna gidecektim ama Kaan dedi ki ben de geleyim, bir açık hava yürüyüşü yapalım. Birlikte şimdi açık hava yürüyüşüne gidiyoruz. Kameramın şarjı bitiyor ya, sizi götüremeyeceğim galiba. Neyse, yürüyüşten sonra görüşürüz. Ooo 9800, 10.000 adıma yakın atmışız. Evet. Dostlar biz geldik. Yürüyüşümüzü yaptık. Ben şu üzerimdekileri değiştirdim. Şu taytım ve şu kravatla duruyorum. Üzerime bunu giydim. Mis gibi yürüyüş yaptım. Bir dahaki sefere gidersek yürüyüşe sizi de götüreceğim. Şarjım bitmiş ya. Kamerayı kapattığımı sanıyorum ama kamera açık kalıyor hala. Öyle bir sıkıntı var. Anlamadım. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başladık. Ne koydun? Tofu mu koydun içine? Soğutulukta doğrayacağız. Saatlerimiz de kaç biliyor musunuz? 12.50. Vallahi güzel bir yürüyüş yaptık. Açık hava mis gibi iyi geldi. Şimdi bak, kahvaltı bak, yapalım. Pazar kahvaltısından sonra evde güzel bir keyif. Aynen ya, bizim domatesliymiş. Evet. Tamam. Bakalım, tofulu bir tost yemedik demeyiz. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Sonra sizinle görüşürüz. Salata tabağımız hazır. Şimdi şu avokadoyu da. Valla bunun hepsini yapacağım çünkü geçen hafta almıştık. Bayağı iyi yumuşamışlar. İçine zeytinyağı ve karabiberle, tuz eklemeyeceğim. Şey, mis gibi. Hatta limon ve karabiber ekleyeceğim sadece. Tabii, zeytinyağı güzel. Şöyle. Şu çok güzel ya. Bakar mısınız? Bu şeyi, avokadoyu böyle korumak için de şey yapıyorlar ya. Pelinden gördüm onu da. Suya koyuyorlar, düz suya. Mesela bunu düz bir su dolu bir kasenin içine koyup dolaba koyduğunuzda hiçbir şey olmuyor. Tabii ben şimdi saklamayacağım. Hepsini yiyeceğiz. Bol limon ve karabiber. Avokadoya zeytinyağını atmıyorum ben ya. Zaten yağlı. Yeteri kadar. Tekrardan bir yağ almaya gerek yok. Bitkisel yağı var. Tamamdır. Bu tamam mı? Ben bunu ısıramam ki. Ve kahvaltı sofrası kalktı. Gördüğünüz gibi şunu da şuraya astım. Şunu süpürdüm çünkü masayı sildim. Şimdi uzun yıllar sonra ev süpüreceğim. Kırıntı o kadar çok dökülmüş ki dedim ki bu bir haftayı kırıntılarla geçirmeyelim. Süpürgemden çok memnunum. Birazdan size anlatırım tekrardan. Bir pazar temizliği yapalım. Hadi gelin. Şimdi süpürge bitti. Zaten bir üstten süpürmüştüm dün. Çünkü ev temizlenmişti. Şimdi şu Dyson'ı bir temizleyeyim dedim de. Dyson'ı ben nasıl temizliyorum biliyor musunuz dostlar? Şunu çıkarıp normalde fırçası var. Fırçayla şöyle bunu döndüre döndüre bu şekilde temizliyorsunuz şu tıkalı yerlerini. Ben az önce temizledim. Size de bir göstereyim. Şimdi süpürgenizi açıyorsunuz. Şu küçük bölümünde şurayı şöyle şekilde şöyle her yerini çektiriyorsunuz. Şöyle de şöyle bir tozunu çektirdiğiniz zaman mis gibi tertemiz oluyor. Bakın size şimdi bir göstereceğim. Şunu bakın. Şöyle döndürüyorsunuz başta. Şurayı da şöyle. Çizmeden. Bu Dyson'ımdan da inanılmaz memnunum. Bakar mısınız? Saçıma dün fön çekmiştim mesela. Tam şu an dağınık topladığım için böyle dağınık duruyor olabilir ama yine de hani böyle bir fönlü bir saçınız vardır, fönünü toplarsınız falan ya, anladınız öyle. Bir de şu süpürdüm. Şuna da tozlarını aldım da. Zaten ev temiz, dün temizlendi. Şu banyo paspaslarımı yıkayayım dedim. Hazır evdeyim.
şunları. Bunlardan o kadar memnunum ki bakar mısınız? Hem böyle banyoma uyum sağlıyorlar, hem de yıkanması, temizlenmesi, kullanımı çok rahat. Bunları bu şekilde makineye atıp ben sentetik programda yıkıyorum bunları. Tamamdır. Şimdi bunlar çalışa koysunlar. Şu bingo bitti. Bunu artık atıyoruz. Şu Peros'un da yumuşatıcısı o kadar güzel kokuyor ki, inci çiçeğim, kaşmir çok kalıcı ve çok güzelmiş. Bunu en son alışverişte bulamadığım için şey yapmadım, bunu almadım ama daha henüz dibinde birazcık daha var. En son malzeme alışverişimizde bunu almıştım, Bingo Soft'un. Bu da 60 yıkama şeyi. Yani bu Bingo markasının şeylerini seviyorum. Şöyle de göstereyim, bakar mısınız? Bingo serisi bu. Deterjanını aldım. Bu da yumuşatıcısı. O kadar güzel kokuyor ki ya. Biz ıslak mendilde de bunu hiç eksik etmiyorum evde. Gerçekten Silipin'in bu mendilleri çok böyle kullanışlı ve çok pratik oluyor. Süpürgeyi tam kaldırdım. Tekrardan geri getirdim dostlar. Bizim şimdi burada şöminemiz var biliyorsunuz ki. Aşk Terim'im biraz kısar mısın? Kaan da uzanmış. Bir şeyler izliyor. Şimdi bizim bu şömineyle ilgili bazen sorular geliyor. İşte bu nasıl yakıyorsunuz, ısıtıyor mu falan diye. Şurada bakın fanları var. Bunun fanı buradan ısı veriyor yani, anlayacağınız. Bu ateşinin de alevinin de ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Biz şu anda en yüksek derecede ayarlıyoruz. Ay nefes nefese kaldım. Ama ısı verdikmiyoruz. Ondan kalorifer çalıştığı için ısıyı da, yani mesela nasıl oluyor biliyor musunuz? Eylül-Ekim ayları gibi mesela akşamları böyle biraz hani havalar serinliyor. Böyle bir şey ısıtma ihtiyacı duyuyorsunuz ya. O zaman yaktığınız zaman buradan fan bayağı sıcaklık veriyor. Biz bu şekilde ısınabiliyoruz ama tabii ki de böyle bu soğuk karda kışta evi ısıtmıyor normal şömine gibi. Elektrikli bir şömine bu. Bilginiz olsun. Böyle çok memnunuz valla şöminemizden. Şimdi buna ben çok uzun zamandan beri böyle daha gerçeklik katsın diye Kaan'dan hep böyle odunlardan istiyordum. Şu aşağıya koyalım diye. Aşağıda da bizim burada şeylerimiz var. Bakın size onları da göstereyim. Ya aşkım ya bir şey söyleyeceğim. Sinirlerimi bozma. Arkadan sesini açıyor. Şuraya şöyle size fikir olsun diye de göstereyim hazır açmışken. Bunları biz Paşa Bahçeden almıştık. Paşa Bahçeden aldığımız bu kandiller. Bunların şu içindeki yuvarlakların içine kandil yağları var, yağları var. Onları alıp yakıyorsunuz ve şu bizim tabii bayağıdır yaktığımız için şu kısmı bakın şöyle ip olarak geliyor. Kandil yağını içine döküp iplerini dışarıya çıkartıp yakıyorsunuz. O kadar güzel ki yani duruşu ve şekli ve çok ağır bir obje zaten. O yüzden biz de buraya koymuştuk. Şu da benim IKEA'dan aldığım ilk evlendiğim zamanlardaki şey, fotoğraf çerçevemdi aslında. Arkası koptuğu için ben de bunu bu şekilde böyle şey olarak yapmıştım, böyle hani tepsi gibi dursun diye. Tam ikisinin de içine sığıyordu. Ama artık buraya şu odunlardan artık koymak istedim. Bayağı ben beri istiyordum çünkü. Daha hem böyle bir gerçekçi hava katsın diye. Şimdi bunları aldık ama önce bir süpürmemiz lazım. Odunları tek tek süpürüp bu şekilde yerleştireceğim ki valla kader beni var ya parçalar. O yüzden şimdi bunları bir süpürüp buraya yerleştirelim. Yeni bir dekor yapalım. Hadi gelin. Ve bitti. Şöyle göstereyim size. Şu yeşilliği kaldırmadım ya. Böyle hoşuma gitti. Biraz daha durabilir ama ağacı artık kaldırdım. Odunlarımızı da bu şekilde koyduk. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani bence mantıklı. Yerinden güzel oldu. Belki şu bir iki tane daha kenarına ne dersiniz bilmiyorum ama bir tane buraya bir tane buraya koysak daha mı iyi olur? Ya da böyle daha nasıl hoş duruyor mu? Bilemedim ama böyle biz beğendik. Küçük bir şey olsun dedik. Şömine dekoru. İşler bitti. Türk kahvesi olsun artık bu da. Evi biraz toparladık. Bir tane daha şu minderleri balkonda kullandığımız yazın kırlentlerimiz var. Onları şimdi paketleyeceğiz. Arabanın arkasına koyup anneme götüreceğiz. Annemin odasında duruyor. Bir tane onun eşyalarının koyduğu oda var. Oraya koyuyoruz. Yaz dönemini de alalım diye. Bizim evimiz küçük çünkü. O yüzden o kaldı ama onu da sonra da yaparız zaten. Şöyle güzel bir Türk kahvesi içelim şimdi. Hava da mis gibi açıldı böyle ve soğuk gerçi ama yine de güzel yani. Size gelsin. Bir geldim ki mutfakta işler tıkırında. Kaan ezogelin çorbası yapıyor bize. Ama bizim blenderımız yok. Nasıl yapacaksın anlatsana takipçilerimize biraz de. Biraz fazla pişirince gerek kalmıyor. Evet, blenderımız yok bizim ama mercimeği birazcık fazla pişirdiğimiz zaman zaten yumuşuyor, iyice dağılıyor. Hani bu sefer blender'a çok fazla gerek kalmıyor. Zaten karıştırdığınız zaman da dağılıyorlar.
Bugün yemeğimizde ne var? Ezogelin çorbamız var. Dünden kalan çok azıcık şey var. Patlıcan yemeğimiz var. Bir de bugün yanına şu nohut makarnasından yapmayı planladım. Güzelce. Yanına yoğurt var. Ben belki biraz yoğurt da kullanırım. Bunun kırmızı mercimeği de var. Daha önceki videolarımda görmüştünüz zaten. Metro marketten yaptığımız alışveriş sonucunda almıştık. Bundan yapacağız bugün. Ama sanki buna gerek yok mu gibi ya? Yok yapalım ya. Ben makarnayı seviyorum. Bunu yapalım bence. Pilav yapabiliriz. Ya dün yedik pilavı. Bulgur pilav yapıyor. Yok ya hem mercimek hem bulgur. Bence makarna güzel olur. Önde ben de dedim. Oo yiyeceğim mi? Hafta sonu diye çıldırdım. Hafta sonu diye benim canım böyle hiç ev yemeği yemek istemiyor ya hafta sonları. Hamburger yapayım. Vallahi. Neyse ben de kendime ne yaptım biliyor musunuz? Dur yine bir karanlığa düştük. Kendime salep yaptım. Güzel bir salep. Bıçacık burada yatıyor. Yatıyor bir de bakın şuna. Ne? Şöyle göstereyim şu fincanıma. Salep yaptım kendime. Birazcık dedim ki bari bir kaçamak yapayım yani. Bir salep kaçamağı yapayım ya. Ben hafta sonları sıkılıyorum sürekli böyle ev yemeği falan yemekten. Badem sütü yaptım salep. Umarım güzel olmuştur. Tadacağız şimdi bakalım. Sibil'i izliyoruz bir dakika durdurayım. Sibil Çetinkaya'yı açtık. Valla Kaan sofrayı hazırlamış. Daha çok acıkmadık ama. Mis gibi bakar mısınız? Salata yapmış, çorbamız var. Burada dünden kalan patlıcan yemeğimiz. Makarna yaptın mı? Oo makarnamız da var. Evet. Hem de şey makarnası. Nohut makarnamız. Evet hadi bakalım. Bu da tofu, yapıyoruz. Peynir değil. Tofu koydun değil mi içine? Aynen. Şükürler süpermen. Çok güzeldi ya. Bugün puanın üstünden kaç? 9. Niye 10 değil? Hani ben de geçirdiğin her an oldu. Tamam çok güzel. Kulübe ister misin? Biz aslında 5 gün buradayız. Ama şu an şunu uzatmaya karar verdik. Tabii soğan olsa başka olur. Sen başka olur. Bildiğimiz zaman uzatıyoruz falan diyoruz. Kulübe? Petiye görüyor musunuz şurada? Bayıldı resmen. Yine tayinli yer erması. Neydi bu ya? Hurma, cennet hurmasından yaptı. Ve yanına da yeşil çay demledik. Şöyle güzel bir pazar akşamı keyfi. Ben de duştan çıktım bu arada. Bakımlar yapıldı. Artık size göstermedim onu. Şimdi şunu güzelce yiyeceğiz. Ya petek. Artık kış modunda. Kış ve pijama modu tam böyle. Uzun uzun giydim. Dışarıda hava bayağı bir soğuk. Böyle gördüğünüz gibi ben bu pijama moduyla bayağı bir takıldım aslında size yeni açabiliyorum. Terzi dizisine bir takıldık ki sormayın. İkinci sezonun son bölümlerine falan geldik. Önceleri çok böyle hep izlesek mi izlemesek mi diye düşünüyorduk. Kaan hep böyle pas geçiyordum böyle diziyi. Aman diyordum ya ne kadar iyi olabilir hani ne olacak sıkıcı bir şeydir. Bir dizidir gibi geliyordu ama bayağı sardı. Hoşuma gitti yani. Sizler muhtemelen izlemişsinizdir. Ben böyle geriden geliyorum bu tarz konularda biraz. Şimdi artık uyku saatlerimiz gece 12.30'a geliyor çünkü sabah erken kalkıp iş başı yapacağız. Umarım keyifli izlediğiniz, severek izlediğiniz bir video ve vlog olmuştur. Ben çekerken çok keyif aldım. Bu videonun içinde 2 günlük aslında tek günlük vloglar çekmeye çalışıyorum. Özellikle hafta sonlarını böyle ikiye bölerek yapıyorum ama bu sefer cumartesi günü çok fazla içerik çekemedim. Çok elime de alamadım. Biraz enerjim düşüktü böyle. Hani size de böyle boş içerikler çekmek istemedim. Elimden geldiği kadar güzel anlar çekmeye, yakalamaya çalıştım. Ve çekerken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif alıp seversiniz videomu. Kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Bildirimlerinizi açarsanız benim bütün videolarımdan, vloglarımdan, gelen videolardan haberdar olursunuz. O zaman ne diyelim? Diğer videolarımda görüşmek üzere inceye kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.